İlkin. Hadi. İlkin gayet güzel. Berkley. Nokta nokta edelim. İlave takviye. Takviye gayet güzel. Bakmak, incelemek. Nedir bu? İncelemek. İncelemezsin seni. Tarihinde öyle düşün. Rekortmen. Nedir? Rekortmen. Akla yatkın. Nedir? Akla yatkın. Mantıklı. Alkışlar Sayın Berk Göbekçioğlu için. Daha önce de bahsetmiştik. Bir daha üzerinden geçelim. Önce 9500, sonra 9700. Sonra 9700, evet. Geçen sefer 9700, bir tanecik harf aldılar. Kendisi İngiliz dili ve edebiyatı mezunudur. Çevirmendir. Daha doğrusu bir çeviri firmasında proje yöneticisi, evet, olarak çalışmaktadır. Evet. Uğraşları, onun dışındaki hobileri de mesleğinden çok uzak değil. Edebiyatla yakından, hı, ilgileniyor. Kelimelerle, evet, arası gayet iyi. Bugün de onun üçüncü ispatını ortaya koymak için geldi. Benjamin hazır, siz, evet, hazırsınız. Hazırım. Ne derseniz başlayalım mı? Valla başlayabiliriz. Bence de. Tur finalimizin ilk sorusu 400 puan kazandıracak size. Buyur. Gün doğusundan esen hafif rüzgar anlamına gelir. Musiki'de bir makamın da adıdır. Yaygın bir kadın ismidir. Gün doğusundan kıble, yıldız, lodos, gün Poyraz. Doğusundan... esen hafif değil. Rüzgar. Mesela sabah ezanı da bu makamda okunur efendim. Sabah ezanı. Aynı zamanda bir kadın ismi. Harf alayım. Bu kadın ismini duyduğumda kahkahalar yankılanır benim kulağımda. Sena, Seda. Sabah. 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 300 puan. Otur diğerine. Bir harf aldırdı ama olsun. İkincisini de almayacağız. Buyurun. İkinci soru. Yünlü kumaş ve dokunmaların ezeli düşmanıdır ve bir kın kanatlı türüdür. Güve. Güve. İşte bir 400 puan daha. Şimdi eski bir kelime vereceğim. Açıklamasını da yapacağım. Bunun karşılığı nedir diye soracağım. Birden fazla cevap gelebilir aklınıza efendim. Tamam. Hepsini sayın. Tamam. Buyurun. Eskiden zıvanasız da derlermiş. Hareketleri, davranışları dengesiz anlamında kullanılan bir sıfat. Hareketleri, davranışları dengesiz. Beş harflilerden birini seçin hocam. Çok kelime var. Harf mi alsam? İşte çılgın, deli. Manyak, sapık. Yoksunluk eki var mı? Yok. Çılgın, deli, sapık, manyak, hasta. Harf alayım. Aldık bir harf. Ortada bir Ç harfi. Kaçık. Kaçık. Gayet güzel. Kolay cevaplanacak bir soru değildi. Güzel atlattınız. Tebrik ediyorum sizi. Buradan tertemiz 500 puan bekliyorum ama. Geliyor. Ve diyor ki saat 12.30'a halka ağzında verilen adım. Yarım. Yarım. Gayet güzel. Gayet güzel. Arapça kökenli bir kelimedir aradığınız, 6 harflidir cevabımız. Şöyle sorulmuş. Yaratılış, mizaç veya davranış biçimi anlamlarında... Tıynet. Yaratılış tamam, tıynet. Ama davranış biçimi... Hani kimisi daha rahattır. Mizaç yok değil. Mizaç yok. Zaten vermeniz. Şimdi ilk anlamı yaratılış, mizaç. Fakat şu davranış biçimi anlamı daha yaygın kullanılıyor efendim. Davranış biçimi, karakter, evet, insanın... Yani kimisi mesela daha rahattır. Suyu. Daha rahattır. Onu meşrep. Meşrep! 600 puan değerinde. Açıklamaya gerek yok. Ben hallederim dediler. 6 harfli cevapları bitirmek üzereyiz. Buyurun gelsin. Akdeniz'in karakteristik çiçeklerinden olan ahı ağacı da denen bitki. Ahı malumunuz zehir. Bu da zakkum zaten mu? Nedir? Zakkum. Zehirli bir bitkidir. 600 puan. Şimdi zor bir soru olarak işaretlemiştim kafamda ama sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum sizin Berk Bey. Bir bakın. Kısmet. İspanya'nın kuzeydoğusunda yaşayan halk. Katalon. Nedir? Katalon. Katalonya'da Katalan. 700 puan değerinde. İşte 7 harfli cevapların ikincisi. Süremiz güzel. Takılırsak eğer lütfen hemen harfe tutunmayalım. Tamam. Görelim efendim nasıl bir soru. Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak... Sömürge. ...yönettiği ülke veya koloniye sömürge diyoruz. Ve 8 harfli cevaplara geçiyoruz. Tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Mecazi anlam devrede. Görelim nasıl bir sorusu var. Mecazen fena halde azarlamak. Fırçalamak, paylamak, paylanmak. O, mecazi değil o.
O da mecazi. Ağzının payını vermekten. Kalaylamak. O küfür etmek. Evet. Fena halde azarlamak. Fena beni... halde payladı. Fena halde fırçaladı. Fena halde... Buluruz. Buluruz. Telaşa mahal yok. Hı-hı. Bu bittikten sonra 5 tane soru kalacak. Fena halde azarlamak. Paylamak gibi bir şey. Paylamak. Darlamak. Ama bunun metaforu... Bir şey lemek galiba. Lemek mi, lamak mı? Onu lemek, siz lamak. Göreceksiniz birazdan. Bunun metaforu daha nettir paylamaktan mesela. Çünkü bambaşka bir şeyin de adı. Fırçalamak, şarlamak, darlamak, parlamak birini. Harf alayım ben ya. Aldık bir harf. Ne yapalım? Çok güzel yerden geldi. Haplamak. Mesela paylamak hallemek. Başka anlama gelmez. Ama bu başka anlamlara geliyor. İlk söylendiğinde de azarlamak hatırlanmayabilir. Harlamak. Mesela bir yemek filan bile akla gelebilir. Bir pişirme türü filan bile akla gelebilir. Berk Bey, yemeği pişirme. Haşlamak. Haşlamak! Süremizi kuşetti. Olsun. 51 saniyemiz var. Soru başına 10 saniye düşüyor. Siz bunları rahat rahat halledersiniz 10 saniyede. Hele ki şu. 10 saniye bile almaz. İki kelime şöyle sorulmuş efendim. Günümüze kadar insanlığın yaşadığı en uzun tarih çağıdır. Karanlık çağ, taş devri. Nedir? Taş devri. Taş devridir. 9 harflidir efendim. Bir birleşik kelimedir. Birleşirken de ses düşmesine uğramıştır. Yine mecazi anlamı devrededir. Buyurun. Hoşa gitmeyen bir davranışı karşılıksız bırakmak. Sineye çekmek. İçine atmak, sineye çekmek iki kelime. Bu birleşik kelime. Ve olumsuz hali daha çok kullanılır. Nasıl böyle bir şeyi içine atarsın? Nasıl böyle? Bu kadar geniş bir adam mısın sen? Bu sana yapılanı yutmak, nasıl? Yutmak, yemek. Bravo, yutmak, yemek, devam. Hazmetmek. Hazmetmek, 900 puan. Gayet güzel oldu. 9 harfli cevaplar bitmedi daha ama. 20 saniye var. Aman süreye dikkat Berk Bey. Buyurun geliyor. İki kelimedir ve der ki. Ne iyi ne kötü. Biraz uygun. Orta şeker gibi gibi. Orta şeker değilse nedir o? Orta halli. Yok. Orta? Karar. Karar. Gayet güzel. Sonunu aldığı ekle birlikte 10 harfli olmuş bir kelime. Tek kelime şöyle de sorulmuştur. Güzelliği, görkemi, hatta haşmetiyle görenleri etkileyen. İhtişamlı. Gibi bir şey. İhtişamlı. Daha basitini düşünün. Debdebeli. Yok, daha basitini düşünün. Gösterişli. Gösterişli. 3 saniye kala verilen cevap. 8500. Son soru, son cevap. 3 saniyemiz var. Merak etmeyin efendim. Harf almadan cevaplanabilecek bir soru. Çok basit, çok net. Gelsin de görün. İki kelime. Hedefi tutturamamak, amaca ulaşamamak. Iskalamak. İki kelime olsun. Iskalamak. Buldunuz ilk denk kelimeyi. Getirememek. Hayır. Iska geçmek. Iska geçmek. 1000 puan değerinde. 9500. Artı bir saniye. Açıkça söyleyeyim, kendimi sizin yerinize koyuyorum. Böyle bir sonuç alsam, böyle performans sergilesem, kaybetsem de üzülmem. Yani evet. Değil mi? Ben de öyle olacak. Berk Bey kocaman alkışlar.